zaman yaptığımız gibi. Şimdi ne yapacağız sizlere? Ballı, tavuklu, dalyan sarma yapacağız. Bu güzel yemeğimizi nasıl yapacağız? Neler kullanacağız? Malzeme listemizi verelim. Ondan sonra evet, ustamızla beraber yine yemeğimizi hazırlayalım. Tabii ki. Bir listemiz evet, gelsin. Ballı tavuklu dalyan sarma için neler kullanıyoruz? 1 kilogram derili tavuk göğsü, 3 adet havuç, 2 adet domates, 3 adet karışık biber, 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tutam maydanoz ve yarım çay bardağı da zeytinyağı kullanacağız. Ve tabii ki yine tuzumuz var. Öyle değil mi usta? Tuz kullanmayacağız. Kullanmayacağız mı? Tuz neden? Tuz kullanmayacağız. Evet, farklı bir şekilde yapacağız. Evet, tuz şöyle kullanacağız. Evet, ben tuzlu seviyorum. Evet, ablam tuzu seviyormuş. Ablam için biraz tuz kullanacağız. Hayır, 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 kullanmayalım. Şaka yaptım. Peki niye böyle yapıyorsun Ayşegül Hanım? Niye böyle soğuk şakaları yapıyorsun? Zaten havalar soğuk. Olsun. İyice üşüyün istiyorum. Evet, şimdi sevgili izleyenler, şöyle güzelce bir şekilde ablam malzemelerimizi bize saydı. Malzemelerimizi saydıktan sonra ben de şöyle tekrardan malzemelerimizi bir özetleyelim, anlatalım. Ondan sonra sizlerle beraber bu güzel tavuğumuzu yapalım. Ballı, tavuklu dalyan sarmamız nasıl olacak? Şöyle bir anlatalım. Bunun için biz 1 kilo tavuk demiştik ama biraz tavuğumuzu fazla getirdik. Biliyorsunuz biz burada geniş bir aileyiz, karabalık bir aile olduğumuz için malzemelerimizi biraz fazla tutuyoruz. Şöyle biz yine 1 kilo tavuk diyelim. Siz bir tane de eğer yapmak isterseniz aynı şekilde de uygulayabilirsiniz. Hemen 1 kilo tavuğumuz var sevgili izleyicilerimiz. Ama tavuğumuz nasıl olacak? Derili olması gerekiyor sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir gösteriyoruz tavuğumuzu. Şöyle derili görüyorsunuz. Derisini almıyoruz tavuğumuzun. Ondan sonra ben bunların işlemlerini tekrardan anlatacağım size. Ondan sonra balımız var sevgili izleyicilerimiz. Tuz kullanmıyoruz, bal kullanıyoruz. Balımız size bir espri yapmadınız ama neyse bakalım sonra bakacağız. Herhalde bir espri yapacaksınız. Öyle mi? Şöyle balımız var sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra 3 adet havucumuz var. Ondan sonra sevgili izleyicilerimiz biberlerimiz var, domateslerimiz var. Ve şöyle Servet'in gönderdiği, Servet ve Hakan. Ya da ben şöyle diyeyim. Karşı Servet'in gönderdiği soğanlarımız var öyle diyelim. Ve ondan sonra domateslerimiz var. Ve maydanoz kullanacağız sevgili izleyicilerimiz. Kimyon kullanacağız. Şimdi nasıl yapacağız? Önce tavuklarımızı güzelce bir şekilde açacağız sevgili izleyicilerimiz. Açtıktan sonra içine iç malzememizi hazırlayacağız. İç malzememizde ne var? Önce soğan, havuç, ondan sonra domates, biber güzelce bir şekilde kavuracağız. Ve kavurduktan sonra maydanozla beraber, kimyonla beraber içini dolduracağız. Ondan sonra güzelce bir şekilde saracağız. Ve tavuğumuzu sardıktan sonra hemen fırınımıza süreceğiz. Tavuğumuzu fırına sürerken hemen bir 10 dakika fırında güzelce bir şekilde kendini toparlayıca pişecek. Ve piştikten sonra hemen ne yapacağız? Farklı bir tat ve farklı bir lezzet olacak. Çok değişik bir lezzetimiz olacak. Ondan sonra üzerine balı güzelce bir şekilde süreceğiz. Ve tekrar bir daha fırına süreceğiz. Fırında 15 dakika yemeğimiz pişecek ve ondan sonra alacağız. Güzelce bir şekilde servise sunacağız sevgili izleyicilerimiz. Ben de sizler gibi. Evet şöyle. Ne dedim şimdi ben ne de yapalım? Merak ediyorum tabii ki. Evet. Tadı nasıl olacak? Evet, tadı çok güzel olacak Ayşegül Hanım, evet, farklı daha bir önce, tat. Daha önce şimdi ballı baget yedik zaten. O zaman şimdi yorumlar yapmıştık. Aa olur mu öyle efendim işte bal olur mu diye. Hatta Taner Bey vardı, Taner Yücüoğlu biliyorsun. Evet. Buradan da kendisine selam gönderelim. Kendisi biraz rahatsızmış. Taner evet, abicim seni çok seviyoruz. İnşallah bir an önce toparlanıp ayağa kalkarsın. Allah şifa versin. Çünkü evet, çok güzel işlere güzel imza abimiz, atıyor çok, biliyorsun. Evet, çok sevdiğimiz bir abimiz. Aksatmasın çok değer verdiğimiz işlerini, bir abimiz. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz görüyorsunuz şu anda hemen tenceremizi ne yaptık? Güzelce bir şekilde ocağımıza koyduk. Tenceremizi ocağımıza koyduktan sonra hemen içine biraz şöyle zeytinyağımızı döküyoruz. Bir adet soğan kullanacağız. Şöyle soğanımızı alıyoruz. Görüyorsunuz. Hemen soğanımızı şöyle yavaş yavaş bir doğrayalım. Görüyorsunuz. Hemen şöyle ince ince doğramanız gerekiyor soğanlarınızı. Hemen tenceremize yağımızı koyduk. Yağımızı koyduktan sonra şimdi de soğanlarımızı hemen ince bir kıyımla şöyle güzelce bir şekilde doğruyoruz. Evet şunu da aynı şekilde şöyle doğrayalım. Evet. Şöyle bir adet soğanımızı alalım bakalım. Servet dedi acı değil dedi ama inşallah acı çıkmaz Servet güzel kardeşim. Şöyle Ayşegül ablama doğru soğanlarımızı gönderiyor sevgililerimiz. Tenceremize soğanlarımızı ilave ettik. Gördüğünüz gibi hemen soğanlarımızı güzelce bir şekilde doğruyuz, tenceremize ilave ediyoruz. Soğanlarımız yavaş yavaş tenceremizde kavrulacak. Onlar kavrulurken biz de şimdi diğer işlemlerimize başlayacağız. Şöyle hemen rendemizi alalım. Ondan sonra... Yani ben inanmıyorum. Şöyle... Hani bunlar acı değildi? O zaman burada bir Servet'e bir seslendi. Karslı'dı. Niye acı soğan gönderdin diye. Evet. Ben Allah'a havale ediyorum. Gerçekten çok acı ya.
Hangi yönde? İyi yönden mi, kötü yönden mi? Kötü yönden çok acı. Gerçekten çok acı. Evet, evet. Şöyle acısını seni yapmak için, almak için ne yapacağız? Aa, Pamuk teyzem, seni gerçekten özledik. Biliyorsun ilk yayınlandığımız günlerde, programımızın ilk başladığı günlerde sevgili Pamuk teyzeciğimizi almıştık buraya. Kendisi bizlere çok güzel yemek hazırlamış. Kete yapmıştı galiba, değil evet. mi? Güzel bir kete yapmıştı. O zaman demişti ki, aa demişti Ayşegül kızım, eğer soğanın gözlerini yakmasını istemiyorsan soğan kavurduğun zaman böyle büyük bir bardak dolusu suyu al, tencerenin kenarına koy, o acısını alsın, sen de ağlama. Evet. Evet, şöyle sevgili izleyenler, hemen 3 adet. Ben de onu yapacağım şimdi. Evet, şöyle 3 adet havucumuzu güzelce bir şekilde soyduk. Havuçları soyduktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle rendeliyoruz, görüyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş havuçlarımızı rendeleyelim. Tenceremize soğanlarımızı koyduk. Soğanlarımız yavaş yavaş kavruluyor. Biz de bu esnada şöyle hemen havuçları rendeleyelim. Evet, şöyle. Evet, şöyle Ayşegül Hanım, suyu isterse öbür tarafa alın. Şöyle kamera herhalde tam yemeğimizi görmüyor. Şöyle görüyor güzel musun? Evet, şöyle güzelce bir şekilde. Heh, hemen bilerek gördüm, tamam. Ben almayacağım. Yani gözlerim yansın istiyorsunuz. Yapmayacağım bunu usta. Soğan orada kalacak bardak. Tamam, o zaman kalsın ablam orada soğanınız. Evet, şöyle 3 adet havucu görüyorsunuz. Sevgili izleyicilerimiz, havuçlarımızı rendeledik. Havuçlarımızı rendeledikten sonra şöyle Ayşegül Hanım yanına vereceğiz. Havuçları biraz sonra hemen ne yapacağız? Soğanlarımızın içine ilave edecek, güzelce bir şekilde havuçlarımızı da kavuracak. Şimdi yavaş yavaş görüyorsunuz, hemen ne yaptık? Soğanlarımızı hazırladık, tenceremize koyduk. Yavaş yavaş soğanlarımız kavruluyor. Soğanlarımız kavrulurken biz de ne yaptık? Havuçlarımızı hazırladık ve havucu hazırladıktan sonra şimdi de biberlerimizi doğramamız gerekiyor. Şöyle biz tekrardan bir tane tabağımızı alalım. Evet, şöyle güzelce bir şekilde tabağımızı aldık. Tabağımızı aldıktan sonra 3-4 tane biber kullanacağız sevgili izleyicilerimiz. Şöyle. O tabak küçük değil mi usta? Ben bir büyük tabak getireyim tamam, size. Onu verin. 3-4 İstersen tane biber için. Şöyle onu alalım. Evet, biraz küçük şöyle bir tabak dedin Ayşegül Hanım. Evet, şöyle. Görüyorsunuz değil mi nasıl gözyaşlarım akıyor? Görüyor musunuz Servet Bey? Bakın. Evet, de Servet Bey. Kars dedi, niye gönderdin de. Bir söyle bakalım Ayşegül Hanım duysun bir. Yok, söylemiyorum. Ben artık yani dedim ya, Allah'a havale ediyorum. Tabii ki iyi yönde, iyi yönde kesinlikle. Şaka yapıyoruz. Bunlar olağan şeyler. Bazı soğanlar acı olur, bazı soğanlar tabii ki tatlı olur. Evet, şöyle evet, yavaş yavaş var. Biberlerimizi doğrayacağız. Bir telefonumuz varmış. Bir alo. 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 Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar Ayşegül Hanım. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Adınızı alabilir miyim? Efendim? Evet, Adem Bey. Evet, Adem Bey, ben Van'dan ölüm. İyi akşamlar Ayşegül Hanım, bir yemekiniz verdim de. Çok teşekkür ediyoruz Adem Bey, çok sağ olun, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Eşinize, ailenize, Van'a, Çaldıran'a, herkese çok selamlar bizden. Aleykümselam, kolay gelsin. Sağ olun, evet, sağ olasın. Teşekkürler. Bu esnada ben de şöyle Van Çaldıran'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yavru Türk ailesine tekrardan, ondan sonra Benzer ailesi, Taybar ailesi, ondan sonra Çelik ailesi, Eren Arvas ailesi, ailesi. Arvas ben ailesi. Ben ezberledim artık. Evet, hepsine selamlarımızı gönderelim. Böyle onlar da bizleri izliyorlar. Evet, şöyle sevgili izleyicilerimiz, hemen güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi ne yaptık? Tenceremize önce ne yaptık? Soğanımızı koyduk, kavurduk. Soğanımızı koyduktan sonra hemen içine havuçlarımızı rendeledik. Tekrar havuçlarımızı da kavurduk. Havuçlarımız yavaş yavaş kavrulurken biberlerimize doğradık sevgili izleyicilerimiz. Şöyle biberlerimizi de içine ilave ediyoruz. Ve Ayşegül Hanım şimdi biraz kimyonumuzdan da içine ilave etsin. Ben de şöyle tavuklarımızı alalım sevgili izleyicilerimiz. Evet, bu arada iç malzemeye de tuz koymuyoruz, öyle değil yok, mi usta? Yok, tuz tamam. Kullanmayacağız Ayşegül Hanım. Hiçbir şekilde tuz kullanmıyoruz. Evet, şöyle Abdullah kardeşim geldi. O zaman şöyle biz bir paskalya çöreğimizi bir Abdullah kardeşime gösterelim. Şöyle sevgili izleyicilerimiz, fırında güzelce bir şekilde şöyle paskalya çöreğimiz. Şöyle bir gösterelim ne kadar güzel bir şekilde pişirdiğini. Şöyle hemen kızardığını şöyle bir gösterelim. Görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Hemen paskalya çöreğimiz hazırlandı ve güzelce bir şekilde şu anda üzeri de nar gibi kızardı. Şöyle fırınımıza bir 10 derece daha ateşimizi yükselttik. Yavaş yavaş pişime devam etsin. O yavaş yavaş pişerken biz de şimdi şöyle tavuklarımızı aldık. Evet, bu arada kimyonu ilave ettik biz şu an iç malzememize. Tamam. Soğan, havuç ve
ve biber. Evet. Baharat olarak şimdi da de domatesimizi, sadece kimyon ve en sonunda domatesi ilave ediyoruz. Evet. Ballı tavuk dalyan sarma için. Evet, şöyle yavaş yavaş malzemelerimizi Ayşegül Hanım karıştırsın sevgili izleyicilerimiz. Ben de şöyle bir tutam kadar dereotu ve maydanoz alacağım. Şöyle maydanoz ağacımızdan görüyorsunuz sevgili izleyicilerim. Şöyle biraz maydanoz ve dereotu da aldık. Şöyle hafif biraz tekrar suya tutalım. Şöyle suya tuttuktan sonra hemen güzelce bir şekilde şöyle tezgahımızda, tahtamızda sevgili izleyicilerimiz bunları da şöyle bir doğrayalım ince ince. Evet, şöyle görüyorsunuz. Bir tutam kadar dereotlu ve bir tutam da maydanozumuzu tenceremizde önce şöyle soğanımızı kavuruyoruz. Ondan sonra havuçları rendeleyip içine ilave ediyoruz, kavuruyoruz. Havuçları kavurduktan sonra ne yapıyoruz? Biberlerimizi içine ilave ediyoruz. Tekrar kavuruyoruz sevgilicilerimiz. Güzelce bir şekilde biberlerimizi de kavurduktan sonra domatesimizi içine ilave ettik. Ve şimdi de maydanoz ve dereotumuzu içine ilave ediyoruz. Evet, yine bütün güzellikleri bir araya getirdik. Evet. Harika, çok vitaminli, vitamin değeri yüksek olacak olan güzel bir yemek yapıyoruz sizlere. Bu evet. Arada şimdi usta biz dalyan sarma dedik ya, bir de dalyan köfte var öyle değil evet, mi? Evet, dalyan köfte. Dalyan köfte kırmızı etten mi oluyor? Tabii kırmızı etten oluyor. Kırmızı dalyan köfte hem rosto köfte birbirine çok benziyor. Sadece birisinin evet. içine yumurta, ondan sonra havuç girdiği için o zaman biraz farklılaşıyor. Ama tamam. Normalde ana malzemesi aynıdır. Kırmızı tamam. et, normal köfte yapıyorsun. Ondan sonra kıyma. İçine, tabii, tamam. içine bezelye, havuç ve yumurta koyuyorsun. Harika. Harika evet, şöyle harika. Tavuğumuzu aldık sevgili izleyicilerimiz. Şöyle güzelce bir şekilde hemen şöyle tahtanın üzerine koyduk. Gördüğünüz gibi. Şöyle koyduktan sonra ne yapıyor? Şöyle güzelce bir şekilde şöyle kenarlarını açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle diğer tarafını da şöyle açalım. Oldukça ince bir şekilde açacağız. Ama biz şöyle. Beceremezsek ne yapacağız? Tabii ki aldığımız yerde kasabımızı açtırabiliriz. Tabii ki. Şöyle gördüğünüz gibi hemen tavuğumuzu şöyle açalım yavaş yavaş biraz daha. Evet. Şöyle birinci parçamızı açtık sevgilicilerimiz. Şimdi bunu açtıktan sonra gördüğünüz gibi hemen malzemelerimizi güzelce bir şekilde kavurduk. Malzemelerimizi hazırladık. Ondan sonra tekrar ne yapacağız? Şöyle biraz daha tavuğumuzdan hafif şöyle alabiliriz kenarlarından. Şöyle evet. Ne kadar ince o kadar iyi öyle değil mi tabii usta? Tabii ki ne kadar ince olsa o kadar güzel olacak. Evet şöyle bunları da açalım biraz. Şöyle kalın yerlerini güzelce bir şekilde tavuğumuzun açtık. Şimdi iç malzememizi alalım Ayşegül Hanım. Şöyle yanımıza tenceremizi alalım. Evet. Evet şöyle gördüğünüz gibi hemen tavuğumuzu açtık sevgili izleyicilerim. Şöyle içini dolduralım Ayşegül Hanım. Tamam bol mu dolduralım? Evet şöyle tamam. Şu kadar iyi. İyi mi? Hı-hı. Tekrar biraz daha koyalım. Evet bir kaşık daha alalım. Tabii rica ki etsek. Efendim. Evet şöyle. Görüyorsunuz sevgili izleyicilerim. Tavuğumuzu, biraz daha vereyim evet, mi? Tavuğumuzu biraz daha alalım. Tavuğumuzu güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi hemen açtık. Tavuğumuzu açtıktan sonra tenceremizde önce ne yaptık? Havuçlarımızı, soğanımızı kavurduk. Ondan sonra biberimizi, domatesimizi, ondan sonra bir tutam kadar dereotu ve maydanoz içine ilave ediyoruz. Çok farklı bir tat ve farklı bir lezzet olacak sevgili izleyicilerimiz. Şimdi iç malzememizi güzelce bir şekilde doldurduktan sonra hemen ne yapacağız? Şöyle güzelce bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Evet, kürdan ister misiniz? İyi olur aslında Ayşegül Hanım. Evet, bir an böyle aklıma geldi. Kürdan da evet, şöyle güzelce sararsak bir şekilde belki daha güzel olur. Hemen yavaş yavaş şöyle kapatalım. Evet, şöyle alayım ben. Şöyle sevgili izleyicilerimiz güzelce bir şekilde hemen kürdanla da şöyle tutturabiliriz. Evet. Siz kürdan kullanmak istemezseniz ne yapacaksınız? Malzemeyi az da tutabilirsiniz. Veya da bizim yaptığımız gibi de yapmak isterseniz bu şekilde hazırlayabiliriz. Evet şuraya da şöyle bir tane. İğne iplik mi verseydim acaba size? Olur o da olur. Çünkü biliyorsunuz yapıyoruz ya biz çok yaparız. Mesela biz tavuk doldurduğumuz zaman bir de işkembe dolması yaparız. Ayıptır söylemesi. Bilmiyorum sever mi herkes ama iğne iplik dikeriz. İğneyle ve iplikle dikeriz onları. Evet, ona gerek yok zaten. Şöyle hemen tavuklar piştikçe kendini toparlayacaktır. Şöyle güzelce bir şekilde görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Hemen tavuğumuzu içini doldurduk. Ondan sonra şöyle güzelce bir şekilde ters kapattık. Derisi üzerine yukarıya gelecek şekilde ayarlamamız gerekiyor sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi. Neden? Soru işareti. Evet. Neden? Çünkü gerçekten hem çok vitaminli derisi hem de tabii ki
kendi yağını ne yapacak? Tavuğa bırakacak. Çok da lezzetli olacak. Evet. Ve hatta biz ne diyoruz usta her zaman? Normalde yaptığımız bütün tavuk yemeklerinde lütfen deriyi ayırmayın. Güzel yıkayın, temizleyin. Piştikten sonra zaten derisini yemeyin diyoruz biz de. Onu kenara alın, tavuğunuzu o şekilde tüketin. Çok çok önemli bu. Evet, şöyle devam edelim. Tekrar da tavuğumuzu güzelce bir şekilde hazırlamaya. Evet, şöyle açalım. Gördüğünüz gibi hemen tavuğumuzu. Evet. Çok da güzel bir iç malzeme oldu bu arada. Bunu eğer böyle mesela artarsa da ne yapıyoruz? Ziyan etmiyoruz. Güzel böyle çok hafif ama böyle çok değil. Çok az tuzlayın. Üzerine de böyle soğuduktan sonra yoğurt harika bir tabii şey olur. Ki, öyle çok, değil mi usta? Çok güzel olur. Gerçekten. O şekilde yapabilirler. Sebze kavurmaları da çok güzel olur. Hem sağlıklı oluyor hem hafif oluyor tabii ki. Evet. Bu arada bu yemeğimiz de çok hafif ve vitaminli olacak dedik ya. Bir diyet yemeği de diyebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Üzerine eğer ki hani bal yemek istemezlerse diyet yemeği olarak diyorum ben tabii ki bunu. Ne yapacaklar? Aynısını yapacaklar. Sadece bal sürmeyecekler. Öyle tabii değil mi usta? Tabii ki evet. Harika bir diyet yemeği. Harika bir diyet yemeği. Zaten bal çok fazla da sürmeyeceğiz. O kadar çok fazla da bir etkisi olmayacak. Sadece hı-hı, güzel bir hem görüntü olacak hem de farklı bizlere lezzet olacak. Şimdi tekrar iç malzememizi şuna da koyalım Ayşegül Hanım tavuğumuza. Hı-hı. Şöyle bir kaşık koyalım, çok fazla olmasın. Evet. Bir kaşık daha koyarsak yeterli olacak. Evet, şöyle. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz kavurmuş olduğumuz malzemelerimizi şöyle içine koyduk. Tekrar şöyle üzerini katlayalım. Ve şöyle gördüğünüz gibi hemen şöyle katlayamaya devam edelim. Tavuğumuzu hemen güzelce bir şekilde eğer malzemenizi az koyacak olursanız gördüğünüz gibi kürdanı da gerek kalmayacak. Ama siz biraz daha malzemenizi fazla tutmak isterseniz şöyle ne yapacaksınız? Şöyle güzelce bir şekilde hemen kürdanla da tutturabilirsiniz. Evet, şöyle bir tane de alırsak işimizi görecektir. Evet, şöyle tavuğumuzu hazırlıyoruz ve tekrardan şöyle güzelce bir şekilde tepsimize dizdik. Gördüğünüz gibi hemen tavuklarımızı, iç malzememizi koyduk sevgili izleyicilerimiz. Güzelce bir şekilde şöyle tezgahımıza koyduk. Şimdi tavuğumuzu tezgahımıza koyduktan sonra ben şimdi biraz zeytinyağı alacağım Ayşegül Hanım. Şöyle fırçamızı alabilir mi rica etsem? Şöyle gördüğünüz gibi hemen tavuğumuzu hazırladık. Hatta şöyle de yapabiliriz. Biraz şöyle zeytinyağımızdan hafiften. Buyurun. Şöyle üzerine dökelim. Ondan sonra şöyle fırçamızla çok hafif biraz yağlıyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Tepsiyi yağlayalım mı? Yok, tepsi yağlamaya tamam, gerek yok. Şöyle çok hafif. Hemen üzerine biraz şöyle yağımızı döküyoruz. Şöyle tavuğumuzu tekrardan. Zaten tavuğumuz kendi yağı evet, yetecektir. Evet, yağını onun bırakacak. Çok fazla doğru da yağ kullanmaya gerek yok. Doğru. Şöyle hafiften yağladıktan sonra bunu ne yapacağız? Biraz sonra balımızı kullanacağız. Şöyle gördüğünüz gibi hemen sevgili izleyicilerimiz tavuğumuzu hazırladık. Tavuğumuzu hazırladıktan sonra onu güzelce bir şekilde açtık ve iç malzememizi içine koyduk. Şöyle hemen tavuğumuzun iç malzemesini içine koyduktan sonra güzelce bir şekilde tekrar da kapatıyoruz ve derisi yukarı bakacak şekilde güzelce bir şekilde kapattık. Ve şimdi ne yapacağız? Yavaş yavaş şöyle fırınımıza göndereceğiz. Fırında güzelce bir şekilde tavuklarımız pişecek. Ama biz şöyle tavuklarımızı göndermeden önce şöyle birkaç tane de biber yanına koyalım. Daha güzel bir şekilde hem lezzet versin hem de közlensin diye sevgili izleyicilerimiz. Şöyle, evet, şöyle bir tane de domatesimizi alıyoruz. Domatesimizi de hemen şöyle dilimler halinde kenarına koyalım. Evet. Evet, bu tabii gördüğünüz ki tercih gibi meselesi. Tabii tercih. Biz böyle tercih ettik. Çok güzel bir tat ve lezzet verecek. Sevgili izleyicilerimiz de aynı şekilde kullanabilirler. Sevgili izleyicilerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi hemen tavuklarımızı hazırladık ve hazırladıktan sonra şimdi fırına süreceğiz sevgili izleyicilerimiz. Fırında bir 160 derece hemen güzelce bir şekilde bir 10 dakika bir pişecek. Ve piştikten sonra ne yapacağız? Onu alacağız, tekrardan üzerine bal süreceğiz. Ve balı sürdükten sonra tekrardan 170 derece çıkaracağız. Bir 20 dakika daha tavuğumuz fırında güzelce bir şekilde hem pişecek hem de kızaracak. Çok güzel, çok güzel. Ellerine sağlık usta şimdiden. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Şöyle harika alalım, gönderelim. Oldu. Şimdi şöyle bir şey var bir de. Diyet yapanlar dedik ya bu yemeği yapsınlar. Tabii ki isterseniz bal sürün veya sürmeyin. Artık o sizin tercihinize kalmış bir şey. Diyet yapanlar için diyorum. Neden biliyor musunuz da şimdi benim bir arkadaş vardı. Diyete girmiş, tamam mı? Diyor ki ilk ay çıldıracaktım neredeyse. O kadar da zorlanmış gerçekten. Çünkü neden? Her şeyi yiyemiyorsunuz. Yani bir takım şeylerden kendinizi mahrum bırakıyorsunuz ve çok küçük porsiyonlar yemek zorunda kalabiliyorsunuz bazen. Çok aşırı kilolu olanlar için diyorum tabii ki.
Ama şu şekilde yaptığımız zaman yemeklerimizi, bunda ben zannedersem çok böyle fazla küçük porsiyona da gerek kalmayacak. Çünkü içerisinde hiç tuz yok, hiç tuz yok ve beyaz et biliyorsunuz diyet listelerinin bir numarası en başında yer alıyor. İçerisinde kullandığımız soğan, biliyorsunuz zaten yine diyette kullanıyoruz. Biber, havuç, maydanoz, dereotu, bol bol yiyin. İster pişirin yiyin, ister çiğin, öyle değil mi? Tabii ki. Evet, şimdi bu güzel yemeği biz sabırsızlıkla bekliyoruz derken bir telefonumuz var. Şöyle bir alo diyelim bakalım bizlere kimler ulaşmış. Alo. Alo. Ayşe Hanım. Efendim buyurun. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle tekrar buluştuk. Ne kadar mutluyuz. Böyle harikayız ya biz bugün. Öyle görünüyoruz inşallah. Çok sağ olun. Sizler de harikasınız değil mi? İyiyiz Allah'a şükür. Ben de sizi seyrediyorum işte. İsterse yavaş yavaş şöyle yağımız erimeye devam etsin Ayşegül Hanım. Biz şöyle tavuklarımızı alalım. Üzerine siz hemen balı sürün. Ondan sonra biz tekrar fırına sürelim. Evet, şöyle tavuklarımız toparlandı sevgilicilerimiz. Hemen ne yaptık? Tavuklarımızı 10 dakika fırınladıktan sonra şimdi Ayşegül Hanım hemen balı alıp üzerine sürecek. Hadi bakalım, evet, bismillah. Şey, çok nasıl fazla, olsun? Evet, fazla mı olsun? Çok fazla değil, normal bir şekilde. Evet, şöyle balımızı görüyorsunuz sevgilicilerimiz. Hemen tavuğumuzun üzerine sürüyoruz. Yeterli mi usta buna? Evet, az daha sürebilirsiniz, çok hafif. Evet, şöyle. Evet. Çok aşırı kullanırsak belki tadı kaldırmayabilir. Onun için çok aşırı bir şekilde kullanmayacağız. Evet, şöyle gördüğünüz gibi sevgilicilerimiz, hemen tavuğumuzu fırınımıza sürdük, görüyorsunuz. Güzelce bir şekilde iç malzememizi koyduk. 10 dakika tavuğumuz piştikten sonra hemen fırında çıkarıyoruz. Çok az bir şey balımızı da üzerine sürüyoruz ve tekrardan fırına gönderiyoruz. Evet, şöyle. Bakalım nasıl olacak, bakalım nasıl olacak. Eminim çok farklı ve değişik olacak tabii ki. Tavuklu dalyan sarmamız hemen güzel bir şekilde fırında pişmeye devam edecek sevgilicilerimiz. Biraz lapa haline getireceğiz, yaraların üzerine süreceğiz. Ondan sonra yine biliyorsunuz bazen düşüyoruz, bir yerimiz şişiyor, Allah korusun işte kol bacaklarda şişmeler oluyor. Onun için de sarımsağı aynı şekilde, aynı yöntemde kullanabilirsiniz tabii ki. Ve ne yapabiliriz? Sabahları, sabahları demeyelim de. Geldi mi yemeğimiz? Yemeğimiz de geldi. Tamam. Şöyle yemeğimizi gösterelim, sonra devam edelim inşallah vaktimiz kalırsa sarımsağı anlatmaya. Evet, çok güzel ballı tavuk dalyan sarmamız şu an hazır. Evet. Şöyle alalım bir tane Ayşegül Hanım istersen. Evet. Şöyle servis tabağımıza bir tanesini alalım sevgilicilerimiz. Şöyle hop. Evet, şöyle tavuğumuzu aldık. Güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi hemen şöyle keselim. Evet. Şöyle ballı tavuk sarmamız sevgilicilerim şöyle hemen gördüğünüz gibi hazırlanmış oldu. Ondan sonra şöyle güzelce bir şekilde pişti. Dalyan köfteden esinlenerek, evet, öyle değil mi? Evet, esinlenerekten farklı bir çıkardığımız bir yemek oldu bu. Şöyle inşallah sizler de aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Bunu da kesebiliriz usta isterseniz. Tabii, şöyle bir tutabilir misiniz? Şöyle. Tabii ki. Evet, şimdi tezgahın üstünde olduğu için şöyle onu da hemen. Tutmaya bakar mısınız? Çok güzel tutuyorsunuz ablam. Çok kesinlikle güzel. Kesinlikle gitme. Ben onu enerjimle tutuyorum usta, siz merak etmeyin. Enerjinizle tutma, devam edin, o gitmesin. Siz bismillah deyin, Allah'ın izniyle düşmez o. Yok, ben zaten bismillah şimdi, çekiyorum. Tamam, şimdi evet, bir şöyle. Telefonumuz var, ben bir alo demek istiyorum. İki dakikamız mı var? Aa pardon, ben bir telefonumuz var diye anladım. Evet. Tamam. Çok fazla telefon. Ben şimdi geçeceğim şöyle ekran arkasında sizi arayacağım böyle ablam. Evet, arayın usta. Arayın, siz de arayın. Sevgili izleyenlerimiz bizleri arıyorlar. Siz de arayın efendim. Evet, evet, gerçekten güzel oldu. Ellerine sağlık. Teşekkür harika görünüyor. Abla. Çok böyle acil ve acele bir şekilde aklımızda kalacak şekliyle bize anlatırsan sonra hemen vedamızı yapacağız. Evet, şöyle ballı sevgilicilerimiz hemen tavuklu gördüğünüz gibi şöyle dalyan köftemize neler yaptı bir daha anlatalım. 2 kilo tavuğumuzu aldık, derili bir şekilde tavuk göğsümüzü aldık ama parçalanmayacak. Onları güzelce bir şekilde açıyoruz tavuklarımızı. Tavuklarımızı açtıktan sonra hemen tenceremizi ocağa koyuyoruz. Tenceremizi ocağa koyduktan sonra 1 adet soğan, 3 adet havuç sevgilicilerimiz. İçine rendeliyoruz, içine ilave ediyoruz. Soğanlarımızı kavurduktan sonra havuçlarımızı içine ilave ediyoruz. Havuçlarımızı da kavuruyoruz. Ondan sonra biberlerimizi içine ilave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Ondan sonra domatesimizi hemen doğruyoruz. İçine ilave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Tuz, baharat kullanmıyoruz. Sadece ne kullandık? Kimyon kullandık sevgilicim. Kimyonumuzu da içine ilave ettik. Ve bir tutam dereotu, bir tutam da maydanozumuzu da doğradık. İçine ilave ettik.
Ve malzemelerimiz kavrulduktan sonra iç malzememiz hemen tavuğumuzun içine koyduk ve onu güzelce bir şekilde tavuğumuzu sardık sevgilinin. Tavuğumuzu sardıktan sonra hemen ne yaptık? Güzelce bir şekilde tepsimize koyduk. Üzerine hafif biraz şöyle zeytinyağla yağladık tavuğumuzu. Ondan sonra 160 derece fırına sürdük ve bir 10 dakika fırında pişti tavuklarımız. Fırında piştikten sonra tekrar üzerine hemen bal sürdük sevgilerimiz. Şöyle güzelce bir şekilde bal sürdükten sonra tekrar ateşi 170 derece çıkardık. Bir 15 dakika daha tavuğumuzu pişirdikten sonra gördüğünüz gibi hemen tavuklarımız pişti ve hazırlanmış oldu. Ondan sonra siz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ondan sonra afiyetle yiyebilirsiniz evet, sevgili canım. Ağzınıza sağlık, üstelerinize sağlık. Teşekkür ettim Ayşegül Hanım. Çok güzel oldu. Teşekkür ettim Ayşegül Hanım. Çok güzel oldu. Sevgili izleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Vaktimiz kalmadı hiç. Ben diyorum ki efendim hepinize hayırlı akşamlar. Afiyet olsun, Allah'a emanet olun diyorum. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.